3D yazıcılarla neler yapılabileceği konusu birçok insanın aklında hala soru işareti olarak kalıyor. Bunun da ben sebebini 3D yazıcılarla kalp üretildi, kornea üretildi, 3 boyutlu yazıcılarla ev üretildi veya Mars projesinde 3 boyutlu yazıcılar kullanılacak gibi uç örnekler aslında çok kompliman bir cihaz olarak tanıtılmasına sebep oluyor. Özünde oldukça basit bir kullanımı var ve fiyat fayda dengesine de bakacak olursak bence elektronik cihazların içerisinde listenin en başlarında yer alıyor. 10.000 liralara, 12.000 liralara kadar cep telefonları var. Ekran kartları 8.000 liralara, 10.000 liralara çıkmış. Laptoplar 7.000 liralık, 8.000 liralık, 10.000 liralık laptoplar artık bize fazla bir rakam gelmiyor yani. Bu rakamlara artık alıştık. 3D yazıcılar da 1500 lira bir fiyat bandından başlıyor. 4000 liralara, 5000 liralara kadar bu yazıcıların iyilerini alabiliyorsunuz. Bunların en ilkel versiyonlarını, en basic versiyonlarını da 1500 liralara kadar alıyorsunuz. Fiyat o kadar da aslında en başta tahmin edilen kadar yüksek olmadığı için yine dediğim gibi fiyat performans, fiyat fayda dengesinde listenin bana göre tepelerinde yer alıyorlar. Ben de en başta bu yazıcı konusuna başladığımda onlarca aksiyon figürü denedim ama ondan sonra fark ettim ki aslında ben de bu yazıcının işlevlerini doğru bir şekilde kullanamıyormuşum. Şundan dolayı tabii ki bu işi böyle kendisine küçük endüstri haline getirip figür basan arkadaşlar da olacaktır. Benim de aslında ilk çıkış noktam aksiyon figürleri basmak, işte evimde raflarımı süslemek vesaireydi. Ondan sonra anladım ki verimli kullanma olayı aslında evin içerisindeki ihtiyaçlarınızı tam anlamıyla karşılayabileceğinizi anladıktan sonra gerçekleşiyor. Ben de son bir sene içerisinde benim işlerimi kolaylaştıracak, beni hızlandıracak ev aletleri üretmeye başladım. Bu zaman içerisinde de ben fark etmeden o kadar çok parça üretmişim ki geçen gün bir baktım gerçekten böyle artık bir video çekecek kadar ürün olmuş. Bu dediğim modellerin tamamı ücretsiz modeller. Aşağıya açıklama bölümüne de bu modellerin linklerini koyacağım. Bugün bu modelleri inceleyeceğiz. Sadece şunu söylemek istiyorum. Birazdan videoya geçeceğiz. Çok da vaktini almak istemiyorum bu ön safhada. Direkt ürünleri anlatmak istiyorum ama yani yazıcıda fiziksel olarak basılabilen her model size fayda sağlayacak diye bir durum yok. Kullanışlı ve kullanışsız olma durumları da oluyor. Tabii ki de bunları basmadan önce tecrübe edemediğimiz için benim için çok faydalı olan bir ürün sizler için çok faydalı olmayabilir. Bu yüzden ben bu kısımlarda evet tabii ki kendi yorumumu söyleyeceğim ama son takdiri gene kullanıcının yorumlarına bırakıyoruz. Lafımızı fazla uzatmayalım. Son bir sene içerisinde ne ürünler basmışız, ne fayda sağlamışız sizler için inceliyorum. Şimdi benim bu çekim yaptığım oda gerçekten küçük bir oda, evin en küçük odası. Ben bu odayı verimli bir şekilde kullanmaya çalışırken aslında birazcık da kendimi bu konuda geliştirdim diyebilirim. Bu arkada gördüğünüz delikli panoları IKEA Skadist, gene bunun da linkini aşağıya bırakırım, alarak bu delikli panoların çeşitli boyutlarına sahip olabiliyorsunuz. Bu delikli panoların üzerine internetten çeşitli web sitelerden bulabileceğiniz delikli pano olduğu için aksesuarları buna monte edebiliyorsunuz. Bunların içerisinde küçük kutucuklardan büyük kutucuklara, İşte kalemlikler, rulo kağıt tutucular, filament tutucu şurada gözükmüyor ama ben bunu muhtemelen diğer kameramla göstereceğim size. IKEA'dan da satın alabileceğiniz gibi bu aksesuarları siz kendiniz de 3D yazıcıdan basabiliyorsunuz. Benim özellikle şu çekmeceleri göstermek istiyorum. Bunlar da mesela çekmeceler. Bu çekmeceler buraya kolay bir şekilde oturuyor. Kızaklı sistemi var. Benim burada tam 12 tane çekmecem var. Kalemliklerim var, kutularım var. İşte aklınıza gelebilecek her şeyi bunun üstüne takabiliyorum. Hala da bu tarafta gördüğünüz üzere bayağı bir boşluğum var. Buralarda dolacak. Bana bu köşede kendime bir atölye yapma şansı sundu. Zaten 3D yazıcı alan arkadaşların da böyle alet edevat ihtiyaçları da fazla olduğu için işte nozul koyacaksınız, kap lazım, yedek parçasını koyacaksınız, kap lazım filan derken böyle bir aksesuarı kendi odama adapte edebiliyor olmam ve bunu kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor olmam beni 3D yazıcı işinde gerçekten çok keyif alır bir noktaya getirdi. Bu IKEA'nın üzerindeki aksesuarları benim 10 üzerinden puanım 10'dur. 3D yazıcı alan arkadaşlarım bence kesinlikle bu panolardan alıp kendine ufak bir atölye haline getirmelerini tavsiye ederim. İkinci konu telefon tutucu ve ses yükselticiler. Bu ses yükselticiyi de aynı zamanda telefon tutucu olarak kullanabildiğiniz için ikisini aynı kategoride incelemek istedim. Bazı telefonların çünkü sesleri, hoparlörleri zayıf oluyor. Bence
faydalı bir ürün. Telefon tutucular çeşitli renklerde istediğiniz filament rengiyle basabilirsiniz. Bence masanın üstünde telefonu koymak için güzel bir aksesuar oluyor. Tek sıkıntısını söyleyeyim ben bunun. Telefonu böyle yatay olarak koyduğunuz zaman birçok telefonun şarjı alt taraftan olduğu için hemen hemen hep diyeyim hatta. Burada kablo geldiğinde aynı anda şarj edemiyorsunuz. Sadece telefonu koyacağım şarj etmesem de olur diyorsanız kusursuz bir ürün. Kesinlikle yapılması gereken bir ürün. Şarj edilebilen modellerde muhtemelen vardır ama önceden bir kere yapmış bulunduğum için tekrardan aynı modellere basmadım bir tane ihtiyacım olduğu için. Şunu mesela Instagram story'de paylaşmıştım. Bu da benim en beğenerek yaptığım 3D baskılardan bir tanesi. Buraya aksiyon kameranızı veya herhangi bir kamerayı taktığınız zaman böyle istediğiniz şekilde ileriye geriye ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki mandallarını da sıkarak istediğiniz biçimde sabit kalmasını sağlıyorsunuz. Bu aslında iki parça bir ürün. Buradaki alttaki mengeneleri masa için istediğiniz yere takıp kalıyor böyle. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz. Ayrı ayrı konuşacak olursak mengenesi bir kere tasarım harikası. Daha doğrusu ikisi de tasarım harikası ama şu mengeneyi özellikle montaj yaparken hiç üzerindeki parçayı kullanmayacak dahi olsanız şu mengeneyi yapıp test etmenizi tavsiye ederim. Bunda ufak bir tüyo vereceğim. Şuradaki dişliler eğer rahat dönmüyorsa buraya 1-2 damla sıvı yağ damlatmanızı, o sıvı yağını da şöyle çevirerek içeriye iyice nüfuz etmesini sağlamanızı tavsiye ederim. Benim yaptığım en faydalı ürünlerden bir tanesi, kendim de sıkça kullanıyorum. Buna dışarıda sahip olabilme imkanınız pek yok. İyi ki 3D yazıcı almışım ve iyi ki bu ürünü yapmışım diyorum. Nasıl istiyorsanız öyle bırakıyorsunuz kameranızı. Faydalı olduğunu düşündüğüm kart okuyucular var. Kartlarınızı takabiliyorsunuz. Hem USB'lerinizi takabiliyorsunuz hem de Micro SD kartlarını takabiliyorsunuz. Bunun için ekstra bir şey söylememe gerek yok. Direkt aşağıdaki modeli indirdiğiniz zaman tek seferde baskı alabiliyorsunuz. Kendinden sulanabilen saksı. Buradan tepesinden suyunu koyuyorsunuz. Bunun içerisinde su kalıyor. Hemen bakayım açabilecek miyim? Birazcık zor çıkıyor ama göstereyim. Burada delikli bir yapısı var. Aşağıda su birikiyor. Bu bunun içerisine geçtiği zaman toprak kurudukça nemi içeriye çekiyor. Bu sayede de toprak sürekli nemli kalmış oluyor ve sizin de bitkinizi tekrar sulamanıza ihtiyaç kalmıyor. Ama bu benim beklediğim gibi olmadı. Sebebine gelecek olursak, üzerine ne ektiysem artık fazla nemden mi oldu veya başka bir şeyden mi oldu bilmiyorum. Üzerinde bitki yetiştiremedi. Büyüdüler soldular. Bir türlü tam randuman almadım. Bu yüzden beni hayal kırıklığına uğratan bir ürün oldu. Bunu ben de denemek istiyorum, basacağım derseniz şu aralarına yine yağ damlatmanızda fayda var. Ben basmanızı tavsiye etmiyorum ama siz denemek isterseniz bu kendinden sulayan saksıyı deneyebilirsiniz. Bu kulaklık tutucu benim tasarımını beğenerek yaptığım bir ürün. Kulaklığını da güzel muhafaza sağlıyor. Ama genel itibariyle baktığınız zaman kulaklık küçük bir şey. Bu kablo tutucu büyük bir şey olduğu için cepte taşınması angarya yük oluşturur. Yanıma yük etmek istemezdim açıkçası. Bana faydalı olmuyorsa başkasına faydalı olmayacak anlamına gelmiyor. Belki de siz çok fayda göreceksiniz ama 10 üzerinden puanlayacak olsaydım buna 6 falan verirdim. Kablo tutuculara gelirsek bu kablo tutucuların da fena olmadığını söyleyebilirim. Çok fazla kablo kalabalığı yaşıyorsanız, dağınık bir görüntü varsa düzenlemeniz için gayet kolay basılan ürünler bunlar. Kısa zamanda basılıyor ve çok düşük maliyetli. Bu da masanızın üstünde sıralı bir şekilde olmasını sağlıyor. Bunu basana kadar çok fazla kablo tutucu denedim. En beğendiğim bu oldu. Bunun linkini aşağıya bırakacağım. Ben kesinlikle kablo tutucu olarak bu ürünü kullanmanızı tavsiye ederim. Sıradaki konumuz dispanserler, yani Türkçe tabiriyle dağıtıcılar. Bunlardan bir tanesi ilk yazıcıyı aldığımda basmıştım. Diş macunu dispanseri. Şuradaki kapağı çıkartabilirsen. Evet, çıkarttım. Şöyle 3 parçadan oluşuyor. Diş macununuzu buradan geçiriyorsunuz. Ondan sonra bu aradan da geçiriyorsunuz. Çevirdikçe diş macunu sıkışıyor ve sonuna kadar diş macununuzu bu sayede kullanabiliyorsunuz. Ama ne kadar faydalı derseniz, elinize büktüğünüz kadar diş macununu sıkamıyor. Tasarım olarak güzel ama fayda kısmına gelince çok faydalı olacağını söyleyemiyorum. 10 üzerinden puan verecek olsam şuna 5 puan filan veririm yani.
İkinci dispanserimiz pil dispanseri. 10 tane 12 taneye kadar muhtemelen üzerine koyabiliyorsunuz. Gel gelelim ki faydaya geldiği zaman hem masa üstünde yer işgal ediyor ve böyle az piller olduğunda arkadan bir destekleyicisi olmadığı için sağa sola dışarıya çıkıyor bu piller. Başka pil organizerleri falan da var. Birazcık şatafatlı bir şey olsun istemiştim. Çok da gerek yokmuş. Bunu da puanlayacak olursam 4 veya 5 diye puanlarım. Basılabilirliğine gelecek olursak bunu 2 parçada basmıştım ben. Basım olarak kolay. Bunu da denemek isteyen arkadaşlar deneyebilirler. Son dispenserimize geçiyoruz. Bant dispenseri, para bandı dispenseri. Altında 2 parçadan oluşuyor bu da. Basımı gerçekten kolay. Bantı tutan şuradaki 2 dişten bir tanesi. Bakın şu an bile elimde kırıldı yani. Bunu ilk seferde de kırmıştım. Şu an çekimi yaparken de kırdım. Şuradaki diş tırtıkları plastik olduğu için bantı kesme de yetersiz kalıyor. Tasarım olarak güzel ama fayda olarak ben hiç kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden puanımı 3 veriyorum. Şunları gösterebilirim. Birincisi, böyle bir hard disk yuvası yapmıştım kendime. Taşınabilir hard disk yuvası. Baskı olarak zorluğu uzun sürüyor birazcık. Ama uzun sürmesinde benim de bir hatam var. Ben tam ölçülerini ölçmediğim için benim taşınabilir hard disklerim bunun içerisinde küçük kalıyor. Benim burada 4 tane, hatta bir tane de altına sığdırabilirseniz 5 tane taşınabilir hard disk sığdırabilmenizi sağlıyor. Masanın üzerinde dağınık bir görüntüden kurtulmuş oluyorsunuz. Faydalı ürün ama dediğim gibi boyutunu taşınabilir hard diskler için birazcık küçültmek lazım. Bu muhtemelen 3.5 inç normal hard disklerin olduğu için benim 2.5 inçe indirmem lazım bunu. Bu konuda diğer bahsedeceğim ürün, evet çok fazla PlayStation kullanmıyorum. Yine de kullandığım zamanlar böyle bir oyunları taşıyabileceğim modüler bir taşıyıcı istemiştim. Basımı kolay, mukavemeti zayıf ama çok mukavemete ihtiyacınız yok burada. Sadece bunlar oyunlar düz gözüksün diye. Bundan önce de birçok model denemiştim bu konuyla alakalı, PlayStation oyunlarına nasıl taşıyabilirim diye. Bence bu modelde olabilecekler içerisinde hem en az filamenti harcayan hem de görünüm olarak içlerinde en şık duranlardan bir tanesi. PlayStation konusu demişken bir de hemen şurada karşıda masamın altında bir de masa altı PlayStation standım var. Şu an bu kamerayla gösterme şansım yok ama masamın üzerinde PlayStation çok geniş bir alan kaplıyordu. Bu aparatla masamın altına yerleştirdim ve yerden çok fazla tasarruf ettim. Eğer PlayStation 4'ünüz varsa şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu gördüğünüz mesela BenQ marka projeksiyonların lens kapağı. Bunu kolay kolay bulamıyorsunuz. Hatta ben bulamamıştım. 3D yazıcıda çok kolay bir şekilde baskı aldım. Diğeri aksiyon kameramın kapağı. Bunu da kolay kolay bulamıyorsunuz. Yani bulduğunuz zamanda da böyle fahiş fiyatlar çıkıyor karşınıza. 50 lira 40 lira bir fiyatı var. Ama şuna baktığınız zaman bana maliyeti 10 kuruş bile değil. Son olarak da bu konuyla alakalı sonlandırıcılar. Bu tarafta sizin arka planda görmediğiniz benim bir dumbbell raflarım var. Onların içerisinde mesela sonlandırıcılardan bir tanesi eksik gelmişti. Sonlandırıcı kapakların bulunması da boyutuna göre zor oluyordu. Ama ölçütünü aldıktan sonra baskı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bunları sadece böyle ufuk genişletmek açısından, yani bunları yapabildiğinizi söylemek açısından gösteriyorum. Ve bunu 3D yazıcıdan basabileceğimi bilmek güzel. Şimdi çeşitli mekanik aksesuarlar, aksamlar da basabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi şöyle ufak minnak bir rulmandan bahsediyorum. Bu rulman düzgün bir şekilde çalışıyor ama daha büyük rulmanlar yaparsanız daha da güzel çalışır. Bunlar tek parçada yapıldığı için daha büyük modellerin aralarındaki bilya boşlukları daha geniş olacağından daha düzgün bir sonuç alacaksınızdır. Denemek için bir rulman yapmıştım ama başarılı olduğunu görünce de gerçekten sevindim. Evet, rulman dediğimiz şeyin mukavemetli olması lazım ama eğer çok böyle mukavemetli bir şey aramıyorsanız, evde ufak projeler yapacaksanız ufak bir rulmanı elde edebiliyor olmak bence gerçekten mükemmel bir durum. Diğer basabileceğiniz şeyler ölçü cetvelleri. Masanızın üstüne koyduğunuz zaman ve istediğiniz bir şekilde düz çizgiler çekebiliyorsunuz. Basımı da gerçekten kolay. Ben bu ürünü kullanıyorum ve memnunum. Son olarak da bahsedeceğim, 3D yazıcı almadan önce özellikle yapmayı planladığım bir şeydi bu. Bizim yaş grubumuzda şu Kinect oyuncakları gazete küpürleriyle veriyorlardı. Muhtemelen benim yaş grubumda olan birçok arkadaş bu Kinect'leri hatırlayacaktır. Bu Kinect'lerin şöyle bir özelliği var. Zamanında Lego'ya karşı direnç gösteren,
tutunabilen tek oyuncak tipi bu Kinect'ti. Bugün bunlara ulaşmak, tek tek yedek parça olarak ulaşmak zor. Bunları set halinde, paket halinde satıyorlar. Dilediğiniz kadar sınırsız bir şekilde yedek parça yapabilirsiniz. Ben şahsen kendi çocuğuma da zaten böyle oyuncaklardan çok fazla yapacağım. Oyuncağı kendim yapabileceğimi şu an biliyorum ve bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bayağı bir üründen bahsettik aslında. Ben bunları bir sene içerisinde yaptım. Yine dediğim gibi son takdir kullanıcıların, bunların hepsi sizin de işinize yarayacak anlamına gelmiyor. Ama benim kendi nezdimde bulabildiklerim ve bastıklarım bunlar. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.